Örneğin altın için biliyoruz ki elektronik ortamda, diş hekimliğinde, dijital haberleşmede bazı alanlarda zorunlu altın kullanımı. Ama ne kadarı çıkarılan altın madeni? Sadece %5'i. Sadece %5'i. Kalan kısım gerçekten biliyoruz ki aslında mücevher olarak tüketiliyor. Ya da işte para ya da işte ekonomik meta olarak kullanılıyor, öyle söyleyelim. Dolayısıyla gerekli kısmı, zorunlu kısmı bu kadar. Oysa giderek ülkemizde neredeyse ülkemizin her bir noktası altın, vahşi altın madenciliği diyoruz artık, çünkü bu neredeyse kontrolsüz bir noktaya erişmiş durumda. Şimdi sağlık bizim için sadece fiziksel bir iyilik hali demek değil. Sağlığı biz fiziksel, ruhsal ve sosyal, bunun içerisinde elbette çevresel iyiliği de katarak tanımlıyoruz. Altın madenciliğinin çeşitli basamakları var. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz ruhsat aşaması. Ruhsat aşamasında ormanlarımıza giriyor şirketler, ağaçlarımızı kesiyorlar. Bulamadıklarında o bölgede maden yeni yollar açıyorlar, yeni alanları kesiyorlar. Dolayısıyla ormanlarımız daha en başından zarar görmeye başlıyor. Ormanın zarar görmesi demek biliyorsunuz oradaki yaşam alanlarının, sadece insanların yaşamından bahsetmiyoruz. Doğa bir bütün. Orada yaşayan hayvanlarımız var, ağaçlar da bunun içerisinde, değerlendirin. Bunların hepsinin birden yok olduğunu düşünün. Patlatma dönemi geliyor. Bunlar çok büyük çukurlar açıyorlar madeni bulabilmek için. Örneğin yine Alpagut Atalan'da yaklaşık 500 metrelik bir çukur düşünün. Hayal edin ne kadar derin olduğunu düşünün. Bunu elde etmek için dinamitlerle o bölgeleri patlatıyorlar. Bu patlatma ciddiye alınacak bir şey. Bir kere çok büyük bir gürültü oluşturuyor. Gerçekten ciddi anlamda bir gürültü bu. Yani bir savaş ortamı gibi. İkincisi toz. Toz da önemli bir sağlık sorunu. Pek çok solunum hastalığını getiriyor. Aynı zamanda toz hayvancılığın arıcılık kısmı için de çok olumsuz biliyorsunuz. Arıcılığı öldüren çok önemli bir sorun. Siyanür biliyorsunuz bilinen en önemli zehirlerden birisi. Akut zehirlenmeleri neden oluyor. Kronik zehirlenmeleri neden oluyor. Bütün bu Pasa Dağları'nda bahsettiğim ağır metaller, yani bunların içerisinde kadmiyum, kurşun, molibden gibi ağır metaller var. Bunlar, siyanür, hepsi birden insan sağlığına çok çeşitli şekillerde zararlı. Hemen hemen tüm organlarda kanser yapıyorlar örneğin. Çocuklarda anne karnında eğer anne temas ettiyse, bebeklerde erken anomalili doğumlara neden olabiliyorlar. Doğduktan sonra bebeklerde zihinsel ya da gelişimsel geriliğe neden olabiliyorlar. İnsanlarda nörolojik hastalıkları neden olabiliyorlar. Böbrek hastalığı, kan hastalığı, kalp yetmezlikleri neden olabiliyorlar. Bunlar gösterilmiş ve artık doğadan bunlar biliyoruz ki çok çeşitli yollarla bize gıda olarak sularla geliyorlar. Sonrasında ne oluyor? Artık o bölge yaşanamaz oluyor. Ve göç etmek zorunda kalıyor insanlar. Çünkü yüzyıllardır olan orada yaşam şekillerinin hepsi yok ediliyor. Göç biliyorsunuz çok önemli bir, aynı zamanda halk sağlığı sorunudur. Orada tarımla geçinen insanı siz şehre gitmeye mecbur bırakıyorsunuz. Yıllardır bildiği üretim yolundan onu alıkoyuyorsunuz. Şehire geçmek ne demektir? İşsizlik demektir. En kestirme yolundan. Daha bir yıl olumsuzluğu sayılabilir. Onları dile getirmek bile istemeyiz. Dolayısıyla başka hem sosyal hem ruhsal. Çünkü işsizlik aynı zamanda pek çok ruhsal hastalığı da maalesef tetikleyen bir önemli halk sağlığı sorunudur.